Hep yek, hep tek başıma, dere tepe dümdüz kendi yoluma. Yalnız kaldım sanma, koca Avustralya yanımda. Belki siz de Avustralya'da teksinizdir. Kısa kısa bölümlerin 3. bölümüne hoş geldiniz. Tamam, belki çok bayık, çok saçma bir açılış yaptım. Olabilir ama bir şey denedim sonuçta. Bence bir şey denediğim için bana kızamazsınız. Bence kızmayın da zaten. Avustralya'daki başarısızlıklarım ya da başarılarım mı diyelim? Nasıl anlatayım size? Böyle bir şey hakkında konuşmayı şu yüzden istiyordum. İnsanlar, biz YouTuber'ları Avustralya'daki bütün böyle ben başladığımda Avustralya'yı hayata ile ilgili pek bir YouTuber yoktu. Ben birdim, sonra bir iki kişi daha vardı, onlar bıraktı. Ben devam ettim. Sonra yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Yeni gelenlerin çoğunluğu sizinle deneyimlerini paylaşmaya başladılar. Ki bence harika, çünkü en önemli şey şu, yani herkesin olayı aynı şekilde gitmiyor. Herkes çok kötü değil, herkes çok iyi değil. Herkes bir yılda hayatını burada mükemmelleştirmiyor ya da herkes 10 yılda ancak düzlüğe çıkmıyor. Bunları göstermek için bence çok değerli. Her YouTuber arkadaşımın yaptığı şeyi takdir ediyorum. Çünkü dediğim gibi bir Amerika, bir Kanada kanallarına baktığınızda çok fazla içerik var. Biz daha yeni yeni bu içeriği doldurmaya başlıyoruz. Neyse, bazen bana özelden sorular geliyor. Hatta bununla ilgili mail bile atılıyor. İşte mesela onlar bu ya da bunlar ya da o kişi şunu bunu yaptı. Sizin neden bunlarınız olmadı, niye olmuyor diye. Bu konu hakkında zaten ben kendimi yeterince yerden yere vurmuştum. Şöyle anlatayım size. Yıllar yılı kendimi başkalarıyla çok kıyasladım. Acayip yani, ve bunu törpülemek yıllarımı aldı. Yüzümden de çok şey kaybettim demek istemiyorum ama gücüm bitti, takatim bitti. Çünkü kendime ne kadar zarar verdiğimi ancak yeni anladım. O yüzden beni karşılaştırmanızı da istemiyorum başkalarıyla. Ben kendimi karşılaştırmayı bıraktım artık. Ya da %50 bıraktım diyelim. Ben buraya geldiğimde benim çoğu arkadaşım 2 yıl master okuyup daha sonra graduate visa alıp bir iş yerine girip iş yerinin onları sponsor olmasıyla 4-5 yıl içinde vatandaşlıklarını falan hallettiler. Kaldı ki ben 6 yıl boyunca falan kalıcı oturum kısmına bile giremedim. Kalıcı oturumum geç çıktı, bilmem ne falan, bir sürü şey oldu. Yani herkesten sonra ben aldım. Kendi arkadaş grubumda en son vatandaş olan kişi benim. Size onu söyleyeyim. Evlendiler, çocukları oldu, ev aldılar, araba aldılar, aldılar da aldılar, işte tatillere gittiler. Ben de hep bütün onların o güzelliklerini, daha doğrusu yaşadıkları bu milestone dediğimiz, yani hayatlarındaki o güzel noktalara şahit oldum. Sağ olsunlar, beni de hep kutlamalara çağırdılar, şu oldu bu oldu. Ama benim artık bir yerde zaten bırakmam gerekiyordu kendimi kıyaslamayı. Şimdi onunla ilgili 3 dakika zaten konuştum ben. 2 dakikada anlatacağım size. Başlatıyorum. Şimdi Avustralya'da benim başarısızlıklarım diye gördüğüm en büyük şey, ben vakti zamanında vatandaş olamadım demekti. Şöyle ki, yani benim PR'a başvurma sürem, PR'ı bekleme, daha sonra vatandaşlığımın çıkmasını beklemek falan derken ben bayağı bekledim, zaman kaybettiğimi düşündüm, çok çetrefilli yollardan geçtim. Hep şey diyordum ya, işte acaba evlenmiş olsaydım Türkiye'de, sonra kocamla buraya gelmiş olsaydım her şey daha mı farklı olurdu? Birçok evli arkadaşım başına gelmiş olduğu gibi. Hayır dedim, çünkü bazı arkadaşlarım var. Doğum videosundan belki hatırlarsınız, Elif. Elif arkadaşımın da buradaki macerası kolay olmadı. Benimle aynı zorluklardan geçti, eşiyle beraber hem de. Evet, bir tık daha kolaydı diyor. Sadece çünkü ikimizde bir bölüm vardı. Yani birimiz sadece vize üzerinden giderken birimiz de çalışma üzerinden gidiyorduk. O yüzden iki kanalda gidiyordu. Benim gibi tek tabanca gelecek olan insanlar ve benim de sorunum zaten aynı şeyleri aynı anda yürütmeye çalışma zorunluluğumda. Yani para kazanması gereken benim, vizeyi, işte vize durumunu sürekli vize olarak ilerletmesi gereken kişi bendim. Yani okuldan atılamam, öğrenci vizem yanar. Öğrenci vizemin yanması demek benim buradan atılmam demek. Öyle bir şey olamaz. Ben sonra kendimi kıyaslamaya başladım. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Sonra dönüp bir baktım ki, yani ben ofis de temizledim, tuvalet de temizledim. Ondan sonra yurt da temizledim. Daha sonra gittim kebap da yaptım, baristalık da yaptım. Tırnaklarımla kazıya kazıya hem paramı kazandım, hem okul taksidimi ödedim, hem de işte bugünlere kadar gelebildim. Niye kendime bu kötülüğü yapıyorum diye düşündüm.
Eğer şu anda bu videoyu izleyen kişiler varsa ve Avustralya'ya tek başına gelecek diyorlarsa ki ben acaba tek başıma orada yapabilir miyim diye. Evet yapabilirsin diyemem, bu tamamen kişilikle alakalı, ama eğer tırnaklarınla kazımaya hazırsan bazı şeyleri, hem çalışma hem de vize olayına kendim yapacağım diyorsan evet başarılı olabilirsin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın, kendinizi kendinizle kıyaslayın. Ben 2010 yılında bugün bu durumda olabileceğimi asla düşünmezdim. Bana biri deseydi ki 2010 yılında sen tek bir maaşla ev geçindireceksin, ablan yanında olacak, daha sonra annen gelecek. Annem kalıcı değil bu arada, korona yüzünden burada kaldı. Annen geldiğinde hem anneni istediğin gibi gezdireceksin deselerdi gülerdim. Gülerdim. Derdim ki ha tabii ben master bitince tıpış tıpış dönüyorum. Çünkü tutunamıyorum derdim. Yani eğer siz ben onu yapmam bunu yapmam, beni destekleyecek bir partnerim yok, hiç gelmek istemiyorum diyorsanız, bunu bırakın Avustralya, Amerika, Kanada bile olsa zorlanacaksınız. Ama ben yapabilirim diyorsanız, eşiniz bile yoksa, o zaman doğru yoldasın. Bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu bölümü beğenip paylaşmayı, altına yorum yazmayı unutmayın.